Aksaray'ın ekranı Aksaray Belediye TV'ye hepiniz hoş geldiniz. AKMEK Kadın Meslek Edindirme kurslarımızı online olarak siz değerli izleyicilerimiz için sunmaya devam ediyoruz. AKMEK Çini Sanatı kurs eğitmenimiz Ayşe Kılıç Hanımefendi ile beraberiz. Bugün bizlere Çini Sanatı'nı anlatacak. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Ayşe Kılıç. Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksekokulu Çin İşlemeciliğinden mezunum. 2010 yılından beri AKMEK'te devam eden Çin'i dekorlamada ben 2015'ten beri devam etmekteyim. Evet efendim. Peki Çin sanatı nedir? Bize anlatabilir misiniz? Çin sanatı geleneksel Türk el sanatıdır. Çin sanatı Karahanlılar döneminde girmiştir Türklere. Daha sonra Selçuklular da zirve yapmıştır ve Osmanlı ile birlikte daha çok ilerlemiştir Osmanlı döneminde. Tarihi çok eskiye dayanıyor. Çok eskiye dayanıyor. 1000 yıla yakın bir geçmişi var. Evet efendim. Peki aşamaları nelerdir Çini sanatının? Çini sanatında aşamalarımız şöyle, ben size şöyle anlatayım bunu. Öncelikle biz öğrencilerimize başlarken bu şekilde bizim motiflerimiz var, desenlerimiz var. Bunlarla birlikte başlıyoruz ki desenlerimizi, motiflerimizi öğrensinler. Tabak aşamasında çok fazla zorlanmasınlar diye. Çünkü Çin'i çok fazla detay gerektiren bir kurs. Evet. Burada şöyle nasıl gösterebilir miyim size? Gösterebilirsiniz. Bu şekilde hocam. Fotokopilerimizi veriyoruz. Fotokopilerin üstünden kopyalama sistemiyle geçişlerine başlıyoruz. İlk aşamamız? İlk aşamamız kalemle, ondan sonra silgimizle, perşümen kağıdımızla onlarla başlıyoruz. Desenlerimizi çiziyoruz. Şu şekilde de öğrencilerimizin çizmiş olduğu örneklerimiz hocam, var. Bu şekilde. Bu şekilde. Kopyalama sistemiyle tahrire daha çok alışabilmemiz için bu şekilde başlıyoruz. Ve fırçaya hakimiyet sağlayabilmek adına da bu şekilde Çin'i mürekkebiyle aydınger kağıt üstüne bu şekilde çizimler yapıyoruz. Fırçayla bu şekilde başlıyoruz. Evet hocam. Daha sonra Çin'de tonlamamız vardır. Tonlamayı öğrenebilmek adına bu şekilde nokta ve çizgi çalışmalarımız var. Bu şekilde başlayıp devam ediyoruz. Evet hocam. Peki Çin'i dekorlama yaparken başka hangi malzemeleri kullanıyoruz? Seyircilerimiz için gösterebilir misiniz? Malzeme olarak tabii ki ilk başta bizim fırçalarımız. Bunlar samur fırça, tahrirde kullandığımız fırçalarımız. Bunlar bizim boyada kullandığımız eşek kılından üretilen fırçalar. Özel fırçalar hepsi. Evet, bunlar hep Çin'e özel. Burada delme kalemimiz var, pergelemiz var, hamur silgimiz var, zımparamız var. Malzememiz biraz detaylı. Kömür tozumuz var. Bunları aşama aşama göstereceğim size. Un ve tuz kullanıyoruz temizleme aşamasında. Mutfaktan da malzemelerimiz var yani. Evet hocam. Uygulama olarak isterseniz seyircilerimize gösterelim hem de anlatmış olalım. Şöyle söyleyeyim. Çini tür olarak iki çeşittir. Kaşi ve evani olarak geçer. Kaşi dediğimiz kısımda duvar çinilerimiz var. Mesela arkamızda görünen panomuz gibi. Evani dediğimiz grupta da bu şekilde tabaklarımız, işte vazolarımız, ondan sonra kupalarımız, gördüğünüz oradaki gördüğünüz tabaklarımız o şekilde iki şekilde devam ediyor. Bunlarda şöyle size zımparalamam lazım ilk aşamamızda. Tabağımızda da kuvars dediğimiz bir maden. Madde kullanıyoruz. Maden kullanıyoruz. Şu şekilde siz de elleyebilirsiniz. Stresi alan bir yapısı vardır. Çok yumuşak. Dokusu. Peki bu maddenin özelliği nedir hocam? Biz kuvars öncelikle kuvars maddenin özelliği insanın stresini alması. Madenin özelliği bu. Şey olarak da bisküvi diyoruz, onu da söylemiş olayım size. Genel adıyla bütün malzemelerimizin ham haliyle, işlenmemiş haliyle bisküvi diyoruz. Bizim bildiğimiz bisküvilerden değil. Sizin Çin'i bildiğiniz bisküvilerden değil, evet. Çin'i bisküvisi. Toprağın işlenip şekil verildikten sonra yapılmış aşaması. Daha sonra toprağa şekil verildikten sonra üstüne astar ilk önce pişiyor, daha sonra astarlanıyor, tekrar pişiriliyor. Ve bize bu şekilde elimize
geliyor. Geliyor. Biz bunları Kütahya'dan temin ediyoruz. Biliyorsunuz ki Çin'in ana vatanı Kütahya'dır. Kütahya, evet. Kütahya'dan temin ediyoruz malzemelerimizi. Burada bulmamız mümkün olmuyor. Öğrencilerimiz için sipariş verip getirtiyoruz. Daha sonra şöyle, ben size ilk aşamasında bir zımparalama diyoruz. Hı hı. Burada üstündeki astarın, fazla olan astarı atmamız açısından, tahriri ve boyayı kolay yapabilmemiz açısından bu şekilde çok da fazla bastırmadan bir zımparalama işlemi, hı hı, yapıyoruz. Kısa sürüyor. Bu kısa sürüyor. Bu zımparalama işlemimiz bittikten sonra şu şekilde pergel yardımıyla tabağımızın ortasını buluyoruz. Evet, ilk aşamamız. Şu şekilde, evet, ilk aşamamız. Dört bir kenarından bu şekilde çizdiğimiz tabağı şu şekilde, bakın görüyorsunuz, bir kare oluştu burada. Bunu bu şekilde işaretliyoruz. İşaretliyoruz. Şu şekilde. Tabağımızın ortasını, ortasını bulduk ve dış hattını belirliyoruz. Evet. Şöyle de size göstereyim. Bundan önce bir de tabii ki desenimizin bir hazırlama aşaması, hı hı, var. Dedik ya, öğrencilerimiz çiziyorlar. Bu şekilde çizip, hı hı, hazırladıktan sonra desenimiz bu şekilde belirleniyor. Ne yaptık? Altına diğer parşömen kağıtlarını koyarak desenimizi delmek üzere hazırladık. O aşamayı da şöyle size hemencecik bir göstereyim ki desenimizi tabağımıza basacağız. Hı hı. Şöyle delme kalemimiz var. Ucunda iğne takılı bunun. Evet. Bu şekilde şöyle yapayım ben size. Desenimizi deliyoruz. Desenimizi deliyoruz. Belirli desenler mi kullanılıyor sadece Çin sanatı için? Ya şu an şey, modern Çin'i dediğimiz grupta da yani herkes istediğini yapabiliyor. Hı-hı. Yani bir klasik Çin'i, bir de modern Çin'i olarak. Bizim yaptığımız klasik Çin'i. Bizim yaptığımız şu an klasik Çin'i. Modern Çin'i de kursiyerler hoşlarına gidiyor. Değişik şeyler çalışabiliyorlar, kaktüs gibi. Hı-hı. Şu şekilde şöyle çok az bir yerini deldim ama ben size bitmiş haliyle göstereyim. Bu çünkü çok zaman alacak bir aşama. Hı-hı. Tek tek deliyoruz. Öncelikle kursumuz sabır isteyen, sabır gerektiren aşamaları olan bir branş. Şu şekilde şöyle gösterebilirim. Evet, iğneyle delmiştik. Delinmiş, bitmiş haliyle. Desenimizi deldik. Desenimizi deldik. Hı hı. Deldiğimiz desenimizi tabağımıza yerleştirip şöyle bir eldiven giymem lazım ama elime. Şu an kömür uygulaması yapacağız. Evet, kömür uygulamasıyla baskısına geçeceğiz. O kömür de yine Kütahya'dan kömürümüz temin ediyorsunuz. Kömürümüz Kütahya'dan temin ediyoruz. Mangal kömürü, bu kömür tozu. Hı hı. Mangal kömürünün, odun kömürünün, evet, tozundan elde ediliyor. Bu şekilde biz hazırlıyoruz. Hazır bir şekilde şimdi baskısına geçeceğiz. Farklı şekilde kopyalama sistemleri de var. Siz bunu kullanıyorsunuz. Kağıttan da biz bunu kullanıyoruz. En ideali, en güzel olanı, geri dönüşünün daha kolay olduğu bir teknik. Şu an hocamız desenin üzerine kömür, hı-hı, baskısı yapıyor. Şöyle gösterebilirim, bakın. Evet. Desen çıktı. Evet, desenimiz hazır. Zamandan hem tasarruf etmiş oluyoruz. Şöyle, yani bir tane deseni gördüğünüz gibi ben burada birçok altında kağıdımız var. Birçok desen elde etmiş oluyorum. Farklı yerlerde kullanabiliyorum. Zaman yönünden de dediğiniz gibi tasarruf. Evet efendim. Bu silinebiliyor, silindiğinde tekrar basmamız açısından da bize bir alternatif sağlıyor deseni delerek basmak. Evet. İkinci aşamamızı da yaptık. Ben size şimdi şöyle tahrirlemeyi göstereceğim. Tahrirleme dediğimiz nedir hocam? Tahrirleme, bizim Çin'de kendimize has boyalarımız var.
Evet. Bu da bizim tahrir boyamız. Şu şekilde gösterebilirim. Onu da şöyle. Burada kontür hatlarını belirleyeceğiz. Nasıl burada siz bunu bu şekilde deseni görüyorsunuz. Bunu şöyle biraz elleyeyim size. Bu şekilde ellediğimde bu silinir gider. Biz tahrirle ve fırça yardımıyla bu hatları belirleyeceğiz, netleştireceğiz. Kalıcı hale getireceğiz. Kalıcı hale getireceğiz. Daha sonra boyayacağız. Boyadıktan sonra da... Kullandığımız fırça ve boyaların özellikleri neler hocam? Boyalarımız, fırçamız dediğim gibi samur fırça. Boya fırçalarımız da eşek kılından üretiliyor, daha önce söylemiştim. Boyalarımız. Boyalarımız da ham maddemiz toprak. Toprak. Su bazlı boyalarımız, suyla sulandırıyoruz. Biraz şöyle üflemem lazım. Fazlalığını aldık. Fazlalığını aldık. Bakın hep su yardımıyla açıyoruz boyamızı. Boyamızı açtık. Şimdi tahrir yaparken de bunun aşamasında bu serçe parmağımızı bu şekilde kullanmamız gerekiyor ki elimizin bu kısmıyla hani diğer taraf deseni tamamlarken modeli silmeyelim. Hı hı. O yüzden bu şekilde kullanıyoruz. Size şöyle yapayım. Serçe parmağımızı sabitliyoruz. Sabitliyoruz, evet. İncelik ve kalınlık aşamalarımız önemli. Var burada, onlar önemli. Şu an ince fırçamızı kullanıyorsunuz değil mi? Şimdi biz de tahrir yaparken 2, 3, 4 numaralarımız mevcut. Bu bizim 3 numaralı fırçamız. En ideali 3 numara ama ilk başlayan öğrenciler de 2 numarayla da başlayabiliyorlar. Çünkü ilk başta biraz fırça zor oluyor kullanması. Tabii hiç bilmeyen birisi için. Zorlanıyor mu kursiyerleriniz hocam? Ya Çin'i evet zorlanıyorlar. Biraz aşamaları zor ama gayretle, sabırla, özveriyle her şekilde yapabildikleri bir alan. Öncelikle sabır çok önemli. Evet. İlk önce inanacağız yapmak için. Kesinlikle. Sabredeceğiz. Kesinlikle. Kaç tane grubunuz var hocam? Kursiyerlerinizin durumları nasıl? Grup olarak benim şu an 3 grubum. Sabah grubum, öğlen grubum ve çarşamba grubu dediğim. Ben yarı zamanlı çalıştığım için biraz az devam ediyorum. 3 grubum var. Talepler yaklaşık, güzel. Yaklaşık kursumuz çok yoğun. Benim 50 kişiye yakın öğrencim var ve biraz da aşamaları zor olduğu için elimizden geldiğince yetişmeye çalışıyoruz. Ama bir başlayan, yani şu an mesela 2010 yılında başladığı kursumuz dedi ki 2010 yılından beri devam eden öğrencilerimiz var. Yani Çin'i hem biraz devam gerektiriyor hem de öğrencilerde bağımlılık yapıyor. Evet, ben de oraya değinecektim hocam. Çin'i dekorlamanın insanlara bağımlılık yaptığı söyleniyor. Bunun nedeni nedir acaba? Evet, dedik ya kuvars malzemesi, maden ham maddemiz var diye. O öncelikle bir bağımlılık yapıyor. Ama tabii ki bu işi severek gönül yapan insanlar psikolojik olarak istemiyorlar. Etkiliyor bırak, muhtemelen. Evet, kesinlikle. Yani her şekilde stresimizi azaltıyor. Ben size bu şekilde bir tane evet, lalemizi... Hocam. Tahrirledim. Tahrirlediniz hocam. Buradan da boyama aşamalarına devam edeceğim. Evet hocam. Bu tahrir aşamasını bitirdik. Bu tahrir aşaması. Diğer aşamamız neydi hocam? Diğer aşamamızda tahrirden sonra aslında tamamen bittikten sonra bir temizleme aşamamız oluyor. Ondan sonra da boyalarımıza boyama çalışması yapacağız. Geçeceğiz, evet. Öncelikle boyama aşamasında da öğrencilerimizin renkleri tanımaları açısından sulu boyayla bu şekilde bir çalışmamız oluyor. Hem renkleri görme bazında. Renk oluşturma açısından. Renk oluşturma açısından bu şekilde ilk başta bir deneme çalışmaları yaptırıyoruz. Desen de sulu boyayla boyuyoruz. Boyalarımız şöyle. Birçok boyamız var.
Hepsi su bazlı renklerimiz, boyalar. Hepsi evet. Şöyle bunlar da sürme aşamaları çok önemli. En son kırmızı boya kullanılır. Biraz şöyle boyalardan bahsedecek olursam boyamaya geçmeden. İlk başta genelde mavinin tonlarıyla boyamaya başlarız. Sebebi nedir hocam açık maviyle başlamak? Genelde açık renklerle başlarız. Koyu renklere doğru devam ederiz. Ondan sonra da en son kırmızıyı süreriz. Kırmızı boya hem sürerken dağılır hem de kapatıcı bir boyadır. O yüzden en son kırmızıyı süreriz. Turkuaz boyamızı sürerken dikkatli kullanırız. Turkuaz boyamızı çok koyu boyadığımız zaman fırında yanma olabiliyor, siyahlaşma olabiliyor. Boyama aşamalarında da bizim şimdi şuradaki gördüğünüz tabakta zemin boyamadır. Gördüğünüz gibi zemin tamamen boyanmış bir şekilde. Evet. Burada normal tonlu iç desenleri boyanmış görüyorsunuz. Zeminde boyama yok da desenlerin içi boyanmış evet. şekilde. Bu şekilde boyama aşamalarımız var. Zemin boyamada da dımdık ve düz boyama şekillerimiz var. Dımdık dediğiniz nedir? Dımdık dediğim şurada noktalama, dımdık noktalama şeklinde yapılıyor. Nokta nokta tek tek şuradan da bir parça yine gösterebilirim size. Düz boyamada da şurada olduğu gibi... Bu şekilde düz boyama. Düz boyama. Evet, bu düz bir boyanmış şekliyle. Çerezlik, bir kahvaltılık bir çerez, gibi. Evet kahvaltılık, çerezlik gibi. Yani hem kursiyerlerimizi mutfaklarında kullanabiliyorlar hem de dekor amaçlı iç mimaride kullanılabiliyor. Çok hoş hocam. Evet devam edelim çok isterseniz amaçlı. Boyalarımızla. Boyalarımız şöyle ben size hemen bir boyama alayım. İlk aşamasında fırçamızı temizleyeceğiz. Temiz olacak fırçamız. Sonra ben size şöyle maviyle başlayayım. Bakın gördüğünüz gibi boya dibe çekmiş, çökmüş vaziyette üstünde su kalmış. Ben bunu biraz bu şekilde karıştırıyorum. İlk aşamasında boyanın biraz böyle astar dediğimiz... Nasıl hani boya yapılırken astar atılır ya. Evet. Bunda da biraz sulu kısmı ile boyanın çok karıştırmadan bir astar atacağız. Kaç kat boya yapıyoruz bir desen için? Şimdi astarını tonlu attık. En güzeli düz boyamada tonlu boyamadır. Tonlu boyama için de aşamalarımız biraz birkaç kat istiyor. Yani ilk başta böyle sulu aldık mı... Ama mesela kırmızı boya dedik ya, kırmızı boyada da yine 3 kat süreriz ama dümdüz bir şekilde süreriz. O yüzden bu tonlu boyama kadar aşama istemez. Sadece evet. birkaç kat sürmemiz gerekiyor. İlk astarını yapıyor şu an hocamız. Hı-hı. Şimdi artık boyanın rengini vereceğiz buraya. Biraz daha fazla karıştırdım. Boyalarımızı her yerden temin edebilir miyiz? Biz bütün malzemelerimizi Kütahya'dan getirtiyoruz. Her şeyi Kütahya'dan getiriyoruz. Sadece içinlerimizi değil, kullandığımız mal her evet, şeyi oradan evet. getiriyorsunuz. Hepsini Kütahya'dan temin ediyoruz. Peki hocam fırınlamayı soracağım. Fırınlama nasıl yapılıyor? Hangi fırınlar kullanıyorsunuz yaparken? Fırınlama aşamasında da fırın olarak iki tip fırınımız var. Fiber fırınlar ve tuğlalı fırınlar. Bizim fırınımız, merkez binamızdaki fırınımız fiber fırın ve otomatik değil. Şöyle söyleyeyim, bir otomatik fırın oluyor, bir de bu el yapımı bizim kullandığımız fiber fırınlarımız var. Bizim kullandığımız 2010 yılında ilk yapılmış, el yapımıyla kurulmuş bir fırın. Diğer otomatik fırınlarda bizim fırınımız takip gerektiriyor. Otomatik fırın kendisi açmayı, kapamayı kendisi yapabiliyor. Kaç derecede pişiyor hocam? 800 ile 1000 derece arasında pişiyor. Yani normal kendimiz evde fırınlayamıyoruz yaptığımız ürünleri. Yok, mümkün değil evet. Fırınladıktan sonra başka bir aşama gerektiriyor mu? Bitiyor mu yoksa? En son fırın aşaması. Fırından önce bir sır aşamamız var. Onu da ben size şimdi aşamalarıyla hemen şuradan boyamızı tamamlayalım. Evet hocam. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde boyamaya devam ediyoruz. Evet. Çok fazla da vaktinizi almayayım. Evet.
sıra sordunuz. Sır aşamasında isterseniz size hani şöyle fotoğraflarla da. Tabii isterseniz çünkü burada imkanımız olmayacağı için sırı fırın. Hemen sır şuradan. Aşaması nedir? Onlara da bir bilgi verelim. Sır o da Kütahya'da, sadece Kütahya'da bulunan sırça dediğimiz madenimiz var. Hı hı. Sadece Kütahya'dan temin edebiliyoruz onu da. Selülozla evet. birlikte yaklaşık 5 kiloluk evet, sırçanın şöyle. İçine orada sırlanmış ürünler mevcut. Hı hı. Şu şekilde öğrencilerimizle karıştırdığımız sırı gösterebilirim size. Siz yapıyorsunuz. Burada evet, leğenin içinde bu sırça dediğimiz malzememizi 5 kiloluk oran olarak söylersem size 80 gram falan selüloz katıyoruz. Selüloz de cam kırıkları. Cam o parlaklığı. Kırık. Bakın pişmeden önce gayet mat görüyorsunuz. Piştikten sonra kazandığı bu sır parlaklığı. Veriyor parlaklığı. Sır veriyor. Hı hı. Bunu sırla sağlıyoruz. Bu sırlanmış bir ürün bakın. Size sanki hiçbir şey yokmuş gibi görünebilir ama sırlandıktan evet. sonraki altından deseni görebiliyorsunuz yakından. Çıkmış deseni evet. Bu sırlanmış sırçamızı hazırladıktan sonra bunun da aşamaları var. Burada bomometremiz var. Onunla sırın yoğunluğunu ölçüyoruz. Ben size şöyle göstereyim. Evet hocam, gösterelim seyircilerimize. İsim nedir? Tekrarlıyorum. Bomometre. Bomometre. Evet. Bununla sırımızın yoğunluğunu ölçüyoruz. Sırımızı hazırladıktan sonraki aşamamız yaklaşık 30 ile 40 yoğunluğu arasında olması gerekiyor. 20 ile 30 arasında. Bunu kullanıyorsunuz yaparken. Bunu kullanıyoruz yaparken. Bu bütün aşamalarını geçtikten sonra sırımızı yapıyoruz ve evet. şu şekilde işte az önce gösterdiğiniz hı hı. gibi raflara yerleştiriyoruz. Bu sırlanmış, hali. Evet, şu şekilde de fırınımızın resmini gösterebilirim size. Evet. Fırınımız bu şekilde. Fırınımızı bu şekilde yerleşim hali, bu pişmiş hali fırınımızın. Fırınımızın içi. Tek tek yerleştiriyoruz. Fırın aşamamız da biraz zor. Tek tek aşamalarıyla yerleştiriyoruz. Tabaklarımızı, karolarımızı. Çini yapmak gerçekten emek isteyen. Evet, emek istiyor. Biraz aşamalarımız zor. Öğrencilerimiz ilk başta başlarken bu şekilde bir 18 santim tabakla başlıyorlar ama daha sonraki aşamalarında biraz daha büyük bir tabağa, 30 santimlik tabağa. Ondan sonra bir karoya geçişimiz oluyor, dik objeye geçişimiz oluyor. Burada da gördüğünüz gibi dik objelerimiz var, evet, vazolarımız. Var. Burada hı-hı. da çok güzel örneklerimiz var. Evet, zaten örneklerimiz var. Aşama aşama bu şekilde ilerliyoruz. Evet hocam. Fırınımızı isterseniz yerleştirip. Bitmiş halinde seyircilerimiz evet. için gösterelim. Hı-hı. Bu da yaptığımız, bastığımız desenin hı-hı. boyasıyla, tahririyle şöyle ve fırınıyla hocam. Her aşamasıyla bitmiş hali. Tekrar baştan anlatalım isterseniz. Burada ne uyguladık? Hangi teknikleri kullandık hocam? Hemen İlk olarak söyleyeyim. Motifimizi çıkarttık. İlk olarak desenimizi hazırlıyoruz. Hı hı. Hazırlanan desenin üstünden delme kalemiyle delme işlemimizi yapıyoruz. Delinen deseni ilk başta tabağımızın ortasını pergel yardımıyla tabağımızın ortasını buluyoruz. Hı hı. Delinen deseni yerleştiriyoruz ve kömür tozu yardımıyla tabağımıza geçiriyoruz. Tabağımıza geçirdiğimiz desenimizi tahririmizle, fırçamızla, tahririmizle fırçayla kontürlerini çekip boyama aşamasında tamamlayıp, sırlayıp, ondan sonra da fırınlayıp bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Rica Gerçekten ederim. Gerçekten çok teşekkür güzel oldu. Ederim. Elinize, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, Ayşe hocamız bize çini dekorlama nasıl yapılır, teknikleri nelerdir, hangi fırçayı kullandık, hangi boyaları kullandık onları anlattı. Verdiği bilgilerden dolayı kendisine tekrardan çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz hocam. Ben teşekkür Efendim, ederim. Efendim biz farklı branşları anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hayat eve sığar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.